Merhabalar, ben Selim Tansu. Ünlever Tedarik Zincirinde stratejik yatırımlardan sorumlu proje direktörü olarak çalışıyorum. Sizlere öncelikle Ünlever'deki kariyerimi anlatacağım. İlk Ünlever'le tanışmam, bundan çok öncelerinde lise yıllarındaki çok samimi bir arkadaşımın babası vasıtasıyla oldu. Kendisi o zamanlar Ünlever'in genel müdürüydü. Ondan çok ciddi hikayeler dinledim Ünlever'le alakalı. Ve hep bu şirket benim böyle gönlümde büyük şirket, çalışılası şirket olarak vardı. Ondan sonrasında üniversiteye girdiğimde, sizlerin de birçoğunuzun katıldığı gibi kariyer konferanslarına katıldım. Bu katıldığım konferansların birinde Ünlever'den insan kaynaklarından sorumlular geldiler. Çok etkileyici bir sunum yaptılar. Bu sunumun sonucunda kesinlikle karar verdim. Zaten daha önceden bildiğim bu firmaya mutlaka başvuracaktım. Başvuruyu yaptım. Üniversite 3. senesinde, yaz döneminde stajyer olarak kabul edildim. Tedarik zincirinde ama Orta Asya departmanında planlamadan sorumlu olarak çalışmaya başladım. Daha sonrasında 3 aylık staj dönemimde çok eğlendim, çok şey öğrendim. Hatta bir keresinde tüm ekiple birlikte Antalya'ya beni toplantıya bile götürdüler. Stajyer değil, ekibin bir parçasıydım. Sonralarında projem part-time olarak devam etti. En sonunda da Ünlever'e iş başvurusu yaptım ve bu iş başvurusu kabul edildi. Gene Orta Asya Tedarik bölümünde planlamadan sorumlu olarak çalışmaya başladım. Bundan 1,5 sene sonra kariyerimde Ünlever'in içerisinde yapılan iş başvuruları sistemi üzerinden bir iş gördüm. Gebze Ana Depo Müdürlüğü. Patronlarımla konuşup onların da desteğini alaraktan bu işe başvurdum. Bir anda kendimi 24 yaşında yaklaşık 50 bin metrekare ve 600 personelin çalıştığı Gebze Ana Depo'nun müdürü olarak buldum. Bu depoda neredeyse 30 milyon euroyu aşkın bir bütçenin sorumluluğunu bir anda bana verdiler. Almış olduğum tecrübe ve edinmiş olduğum başarı gerçekten inanılmazdı. Yaklaşık 2 sene sonra tekrardan merkeze geldim. Bu sefer yine tedarik zinciri bünyesinde, lojistik departmanında Ünlever'in tüm müşterilerinden ve tüm kategorilerinden sorumlu müşteri servisi müdürü olarak çalışmaya başladım. Tüm müşterilerle olan tedarik zinciri, pazarlık sürecini ve onlarla ortak projeleri yönettim. Bu rolümün son 1 senesinde bana globalde de bir rol verdiler. Aynı zamanda dünyadaki müşteri servisi işlerini geliştirmek üzere Global Virtual Team adı altında bir işin proje liderliğini bana verdiler. Son olarak da geçtiğimiz 1 sene içerisinde şu anda içinde bulunduğum ve az evvel sizlerle paylaştığım tedarik zinciri stratejik yatırımlardan sorumlu proje direktörü olarak atanmış bulunuyorum. En son üzerinde çalıştığım iş de bana çok heyecan veren şu anda Türkiye'de Konya'da yaptığımız Algida'nın 2. dondurma fabrikası projesi. Bu projenin A'dan Z'ye her türlü süreciyle ben ilgileniyorum. Benim için çok büyük bir tecrübe ve heyecan. Tedarik zinciri dediğiniz zaman ya da tedarik zincirinde bir kariyer yapmak istediğiniz zaman aklınıza ne geliyor diye ben sizin yerinizde olsam düşünürdüm. Ben bu soruyu tedarik zincirini anlatmaktan ziyade bence önümüzdeki 10 sene içerisinde tedarik zincirinde sizleri ne gibi gelişmeler bekliyor onlardan bahsedeceğim. 3 ana konudan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi kesinlikle ve kesinlikle sürdürülebilirlik. Biliyorsunuz ki Ünlever bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Ve hangi şirkette çalışırsanız çalışın, sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetmeniz sizin olmazsa olmazlarınızdan biri olacak. İkinci konu hız. Dünyada artık her şey çok daha hızlı. İnternet vesaire diğer bütün konular. Ünlever olarak da biz de bu konuya çok fazla önem veriyoruz. Baktığınız zaman 6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde dünyanın 70 ülkesine neredeyse bir şampuanı aynı anda lanse edebiliyoruz. Ya da eskiden 24 ayda yaptığımız bir fabrika yatırımını 8 ay kısaltaraktan çok daha hızlı, çok daha efektif bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Son olarak da teknoloji ve inovasyon. Baktığınız zaman günümüz ihtiyaçlarına, yeni gelişmelere sürekli adapte olabilecek, müşterilerin ve tüketicilerin isteklerine sürekli cevap verebilecek yeni teknolojilere ve yeni ürünlere sürekli tedarik zinciri olarak sizlerin destek veriyor, hatta önceden hazırlıklı oluyor olmanız lazım. Yeni mezunlara kariyerlerinde başarılı olmak için kendi görüşümce 3 tane tavsiyem olacak. Bunlardan birincisi, bir kere kesinlikle kendiniz olun. Yani bir bakıma özgün olun. Bir diğer ikincisi, ne istediğinizi çok iyi bilin. Ne istediğinize bugünden karar verin ve yavaş yavaş oraya doğru yol almaya bakın.
Ve son olarak üçüncüsü de kesinlikle ve kesinlikle her ne olursa olsun kendinize güvenin.